Fransa gibi olsa, İngiltere gibi olursa, Paris gibi olursa, Avrupa'nın en güçlü devleti oluruz. İslam aleminin en güçlü devleti oluruz. Yani bu geriye doğru çekilme riskli olabilir. Bunu mutlaka bir düzene, tertibe koymak lazım. Çünkü bak, AK Parti sahil kentlerinde çok yoğun olarak oy kaybetmeye başladı ve iç kesimlere doğru bu oy kaybı devam ediyor. Bu bir risk. Bir avuç gelenekçi Ortodoks yüzünden AK Parti zorda kalabilir. Türkiye çok zorda kalabilir. Bunların kafasını biz terk edelim. Aydın, böyle Atatürkçü, aklı başında, modern, kaliteli, klas sahabe İslam'ını Türkiye'de yaşatalım. Modern İslam anlayışını yaşatalım. Dinden taviz verelim demiyorum. Asla kabul etmem. Ama Kur'an Müslümanlığı bize yeter. Bu adamlar bizim başımızı derde sokabilirler. Bu gelenekçi Ortodoks olanlar. Çünkü bunların içinde homoseksüellik falan da yayılmış bir kısmının içinde. Yani İngiliz derin devletinden de bağlantıları var gibi görünüyor. Yani başımızı belaya sokup bunlar kenara çekilebilirler. Bu konuda lütfen yöneticiler çok çok dikkatli olsun. Adli makamlar da çok dikkatli olsun. Hatırlatıyorum. Tayyip Hocam normalde modern bir delikanlı, modern bir insan. Mesela bak, burada dekolte sanatçılarla falan resim çektirmiş. Mesela Diyanet İşleri Başkanı bunu asla kabul etmez. Bunun iyi vurgulanması gerekiyor. Ben buna mecburuz. Yani bütün dünyaya muhalif olarak yeni bir görüş geliştirmemiz doğru olmaz. Kur'an'ın çizgisinde, Kur'an'ın özgürlük anlayışı içerisinde Avrupa'yı modern bir yapı geliştirelim. İnşallah. Evet. Puf balıkları ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Puf balıkları bir tehlike karşısında vücutlarını tam yuvarlak olacak şekilde şişirebiliyorlar. Böylece yakalanmaları da, bulundukları yerden çekilmeleri de oldukça zor oluyor. Aynı zamanda çok sevimli görünüyorlar. Puf balığındaki bu özel savunma sistemini yaratan Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeyin üstünde bir vekildir. Enam suresi 102. ayet. Mesela bak, Mısır'da gelenekçiler Mısır'ı orduya teslim ettiler. Mahvoldu millet. İkiye bölündü. Adamların umurunda bile değil. Geğirerek evlerinde pilav yiyorlar gene, yan gelip yatıyorlar. Yani sanki bunlar yapan onlar değilmiş gibi. Bak, Suriye'yi batıranlar da gelenekçi Ortodoks Müslümanlar oldu, mahvettiler. Sonra oraya buraya kaçtılar. Kimi Fransa'da, kimi İtalya'da yaşıyor. Kimi Japonya'da yaşıyor. Keyiflerine bakıyorlar. Yani Türkiye'nin de başını belaya sokabilir bu kafadaki adamlar. Bu tehlikeye dikkat edelim. Yemen'de de öyle. Libya'da da öyle. Bak, Libya'nın da başını belaya soktular, çekip gittiler ondan sonra. Evet, dinliyorum.